Kırılan, burkulan ve çıkan bölgeler kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır. Ön kol kemiği kırıklarında atal malzemesi yok ise kol gövdeye paralel olacak şekilde tespit edilir. Boyun kırıklarında kask veya yumuşak bir malzeme ile boyun bölgesi korunmalıdır. Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin omuzu tespit edilmelidir. Sedyeli taşımacılıkta dikkat edeceğimiz hususlar şunlardır. Düz yolda giderken kazazede sedyeli ayakları istikametinde taşınır. Merdiven inerken, merdiven çıkarken baş sürekli yukarıda olmalıdır. Can kurtarana bindirilirken baş önde olmalıdır. Kişinin henüz hayattayken sağlam doku ve organlarını bağışlaması organ bağışına bir örnektir. Öldükten sonra nakledilmesi ise organ naklidir. Henüz kişi hayattayken sağlam doku ve organlarını bir başka kimseye verilmesi için bağışta bulunursa, buna izin verirse, bu organ bağışına bir örnek olabilir. Bakın, imtihanda çok kez karışıyor ikisi birbirine. Öldükten sonra bu organların nakledilmesi ise organ naklidir. Birisi organ bağışı, yani henüz hayattayken yaptığımız organ bağışı, öldükten sonra bir başka birisine nakledilmesi ise organ naklidir. Bazı kimseler organ bağışında bulunamazlar. Şeker hastası, bulaşıcı hastalığı olanlar, kanser hastası olanlar, bunlar organ bağışında bulunamazlar. Ancak bölgesel hastalığı olanlar, bunlar organ bağışında bulunabilirler. Ülkemizde dinen ve hukuken organ bağışında bulunmak serbesttir. Ülkemizde en fazla kan bağışlanır. Kandan sonra en fazla bağışı yapılan organ ve doku, aslında şöyle ifade edersek daha net anlaşılacaktır. Doku ve organ bağışı birlikte geçiyorsa, çünkü kan bir dokudur. Doku ve organ bağışı en fazla kandır. Kandan sonra böbrektir diyebiliriz. Zehirlenme çeşitleri şunlardır. Solunum yolu zehirlenmesi. Solunum yolu zehirlenmesi genelde egzoz gazları, karbon monoksit zehirlenmesi ya da Şofben zehirlenmesi şekliyle kendisini gösterir. Solunum yolundan dolayı zehirlenen bir kazazede hemen temiz havaya çıkartılacaktır ve suni solunum yapılır. İmtihanda karşımıza şöyle bir soru çıkabilir genelde. Hangi tip zehirlenme vakalarında suni solunum yapılır? Solunum yolu zehirlenmelerinde suni solunum yapılır şekliyle doğru cevap vermiş olacağız. Egzoz gazı zehirlenmesi, karbon monoksit zehirlenmesi, solunum yolu zehirlenmesi türüdür. Gıdayla ya da ilaçla zehirlenen kazazedeler henüz zehirlendikleri fark edilmiş ise kusturulurlar. Eğer bir saatten sonra zehirlenmişlerse, bir saat geçmişse aradan, hemen bir ilk yardım kuruluşuna, bir sağlık kuruluşuna gönderilirler. Kimyasal madde ya da baz içerikli maddelerle zehirlenen kazazedeler asla kusturulmaz. Bol su içilir. Bakın, ilaçla zehirlenen ya da gıdayla zehirlenen kazazedeler eğer henüz zehirlendiği fark edilirse kusturulurlar. Ve kusturma metodu da dilin arka tarafını parmakla uyarmak ya da tuzlu su içermektir, içirmektir. Fakat kusturulmayan zehirlenme türü kimyasal madde ya da asit baz içeriği taşıyan maddelerdir. İmtihanda genelde bu ikisi birbirine karıştırıldığı için ben size burada tekrar etmiş oldum. Kimyasal madde içen kazazedeler kusturulurlarsa o yakan madde tekrar kusarken kazazede yemek borusunu veya iç organları yakacaktır. O bakımdan bol su içilir. Kazazedeye yoğurt vermek tamamen yanlıştır. Hiçbir faydası yoktur. Bir de kimyasal madde eğer vücuda temas ettiyse bol su ile yıkamalıyız. Yılan, akrep, böcek sokması gibi bu tip zehirlenme vakalarında sokulan bölge kalp seviyesinin altında tutulmalı ve sokulan bölgenin altı ve üstü bağlanmalıdır.
Böylece o zehrin kana karışması engellenmiş olacaktır. Yılan ve akrep sokmalarında, arı sokmalarında varsa amonyak sürülebilir sokulan bölgeye. Zehirlenmelerde kazazedelere yoğurt verilmesinin hiçbir faydası yoktur. Sıcak çarpması, soğuk çarpması, yani bir başka ifade şekliyle donma. Değerli arkadaşlar, bir de güneş çarpması dediğimiz bu üç vakayı sizlere anlatacağım. Sıcak çarpmasında kazazede vücut terlemesiyle ortaya çıkar. Ve bu tip vakalarda kazazedeye serin içecekler veririz. Mümkünse tuzlu ayran veririz terlemeden dolayı kaybedeceği tuzu kazanabilmesi için. Güneş çarpmasında ise terleme söz konusu değildir. Vücut sıcaklığı artar. Vücut sıcaklığını düşürmek için faaliyet göstermeliyiz. Kazazedenin hassas bölgeleri su ile, serin su ile silinir ve şok pozisyonu alınır. Güneş çarpmasının en tehlikeli sonucu beyin kanamasıdır. Soğuk çarpması, yani başka bir ifade şekliyle donmada ise kazazede asla uyutulmaz. Uyutulursa donma vakası hızlanır. Süreç hemen hızlanır. Hafif masajlar yapılması lazımdır. Ilık içecekler verilir kazazedeye. Asla soğuk çarpmasına maruz kalan donan bir kazazedeye alkol verilmemesi gerekir. İki ayağı olmayan kişiler H sınıfı ehliyet alabilirler. İşitme cihazıyla belirli derecede duyabilen kişiler ise B özel ve F ehliyeti alabilirler. F ehliyeti lastik tekerlekli traktöre deniliyordu. Trafik dersinde bundan bahsetmiştik. Renk körleri, tek eli olmayanlar, tavuk karası olanlar, ileri derecede kalp hastası olanlar ehliyet alamazlar. Bu tip kişiler kesinlikle ehliyet alamazlar. Eğer herhangi bir hileyle aldıkları tespit edilirse mahkemeye sevk edilirler ve ehliyetleri geri alınmış olur. Aynı zamanda alkolik ve uyuşturucu bağımlıları da yine ehliyet alamazlar.